Merhaba arkadaşlar. Teknoloji ve Bitcoin kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere TR Binance borsasının kullanımını göstermek istiyorum. TR Binance hesabınızın güvenliği ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sağ üstteki karta tıklayarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu borsayı sadece para yatırma ve çekme işlemleri için kullanıyorum ama siz Türk lirası ile işlem yapmak istiyorsanız bu borsayı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. En azından Binance borsasını kullanmayı öğrenene kadar bu borsada işlem yapmanız sizin fayda olacaktır. Henüz hesabınız yoksa sağ üstteki kartı tıklayarak hesap oluşturma videomu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan artık videomuza geçelim. cüzdan kısmına tıklayarak elimizdeki varlıkları görebiliyoruz arkadaşlar. Nasıl TL yükleyip çekebileceğimizi bir sonraki videomda detaylı olarak göstereceğim. Şimdi borsanın kullanımına bakalım. Alsat sekmesine tıkladığımızda bu ekranla karşılaşıyoruz. Hemen sol üstte BTC TRY yazıyor. Biz buna parite diyoruz arkadaşlar. Parite işlem çifti anlamına geliyor. Yani BTC TRY paritesinde BTC satıp Türk lirası alabiliyoruz ya da Türk lirası ile Bitcoin satın alabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki menü emir defteri. Girdiğimiz limit emirleri burada listeleniyor. Yeşil olanlar alım yapmak isteyenlerin emirleri, kırmızı olanlarsa satış yapmak isteyenlerin emirleri arkadaşlar. Orta bölümde ise paritenin güncel değerini görebiliyoruz. Piyasa değeri deniyor buna. Bakın bu kısım çok önemli. Şu anda biz BTC TRY paritesindeyiz. Sol tarafta BTC, sağ tarafta TRY yazıyor. Yani Bitcoin'in fiyatını Türk lirası cinsinden bize gösteriyor arkadaşlar. Şu anda güncel fiyatı 539.9 253 TL'ymiş. Pariteyi BTC USDT paritesiyle değiştirelim. Daha iyi anlayacaksınız. Bunun için buraya tıklıyoruz. Arama kısmına BTC USDT yazıyorum arkadaşlar. Tıkladığımda BTC USDT paritesine geçmiş oldum. Bakın burada 38.914 dolar cinsinden yazıyor. Yani Tether şuradaki birimin cinsinden yazıyor artık güncel fiyat. Yanında da Türk lirası bazındaki değerini bize gösteriyor. Eğer istersek bunu değiştirebiliriz. Ayarlara girelim arkadaşlar. Buradan para birimini USD olarak değiştirelim. Yani Amerikan doları. Yine al sat kısmına geldiğimizde Bakın buradaki değeri artık dolar cinsinden bize gösteriyor. Ben yine eski haline alayım bunu. Artık paritenin mantığını kabaca anlamış oldunuz arkadaşlar. Şimdi alsat işlemlerine bakalım. Burada beklememeniz adına ben işlemlerimi piyasa emrinden gerçekleştireceğim. Ama merak etmeyin buradaki tüm emir tiplerini Binance borsasında detaylı olarak sizlere göstereceğim arkadaşlar. Cüzdanımıza bakalım. 338 dolarlık bir bakiyemiz varmış. Bir de 306 TL'lik başka bir bakiyemiz varmış. Alsat kısmına geldiğimiz biz BTC USDT paritesinde olduğumuz için burada işlemlerimizi ya BTC ile ya da USDT ile yapmamız gerekiyor. Al kısmına bastığımızda burada işlem yapabilmemiz için elimizde USDT olması gerektiğini bize söylüyor. Sat kısmına basarsak arkadaşlar burada işlem yapabilmeniz için elinizde BTC'nin olması gerekiyor. Bunu buradan görebiliyorsunuz al kısmına geri gelelim. Bakın elimde 338 dolarlık bir bakiye varmış. Eğer ki şuradaki yüzdelik dilimleri tıklarsam mesela %50'ye tıklayalım. 338 doların %50'sini buraya otomatik olarak yazacaktır arkadaşlar. Siz sadece Türk liranızla işlem yapmak istiyorsanız TRY pariteleriyle işlem yapmanız gerekiyor. İsterseniz şuraya tıklayarak TRY yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya da şuradaki simgeye tıklayabilirsiniz TRY sekmesine. Ya da arkadaşlar piyasalar kısmına gelip yine zaten burasıyla birebir aynı, aynı yere açılıyor. Buradan TRY paritesinden işlem yapabileceğiniz tüm coinleri görebilirsiniz. Mesela biz burada BTC TRY paritesine bakalım. Neredeymiş burada? Tıkladım arkadaşlar. Karşımıza böyle bir analiz sayfası geldi. Burada coin'in 15 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik, 1 günlük ya da ekstra olarak buradan seçebileceğiniz süreler bazında hareketlerini bize gösteriyor. Yine Binance borsasında bunlara detaylı olarak değineceğim. Al ya da sat simgesine bastığınızda sizi alım satımlar bölümüne atacaktır. Tekrardan analiz bölümüne girmek için şuradaki mum çubuğa tıklamanız yeterli arkadaşlar. Tekrardan al sat kısmına tıklayalım. Bizi alım satımlar bölümüne attı. Aradığınız coin'i daha hızlı bulabilmek için mesela BTC, TRY'yi ben sürekli aramak istemiyorum. Bunun için de şuradaki yıldız simgesini aktif edersem artık piyasalara tıkladığımda bakın favoriler kısmı Kısmında Btc trc kısmını buradan görebiliyorsun. Ya da üzerine tıkladığınızda. Şu şekilde buradan yıldızı aktif edip deaktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir tane piyasa fiyatından alım satım işlemi yapalım. Bakın piyasa emrine geldim. Benim al kısmında işlem yapabilmem için elimde Türk Lirası'nın olması gerekiyor. Sat kısmında işlem yapabilmem için de elimde Bitcoin'in olması gerekiyormuş. Hemen al butonundan bir miktarlık işlem yapalım arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Minimum emir miktarı. Mesela şöyle göstereyim size. Bakın 305 Türk Liram var. Ben gidip sadece 5 TL'lik alım yapmaya kalkarsam tıkladığımda böyle bir uyarı verecektir. Toplam hacim 10 tutarından büyük olmalı diye. Yani bu şu demek oluyor. Sizin elinizde Türk lirası varsa yani sadece Türk lirası ile işlem yapacaksanız minimum 10 TL ile işlem yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde minimum 10 USDT ile işlem yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 9 yazdığımda burada işlem yapmayacaktır. Burada da minimum 10 tutarından büyük olması gerekiyor diyor. Hangi paritede işlem yapacaksanız minimum 10 birim değerinde olması gerekiyor. USDT paritesinde 10 USDT, TRY paritesinde de 10 TL değerinde işlem yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela BTC TRY paritesine gelip bir tane işlem yapalım. Bakın sat kısmında elimizde Bitcoin yok. Cüzdanımıza baktığımızda da şöyle güncelleyelim. Elimizde herhangi bir Bitcoin yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine al sat kısmına geldik. Bakın al kısmından bir işlem yapıyorum. Mesela 76 TL'lik işlem yapıyorum. Şu anda aldı arkadaşlar. Çünkü güncel bakiyem düştü gördüğünüz gibi 230 TL'ye düştü. Sat kısmına geldiğimde bakın artık elimde bir miktar Bitcoin olduğunu görebiliyorum buradan. Cüzdan kısmına gelirsek burayı güncelleyelim. Bakın BTC olarak gözüküyor burada. 75,5 TL'ymiş yaklaşık değeri şu işaretin anlamı yaklaşık anlamına geliyor. Yukarıda da zaten tahmini değer olarak bize gösteriyor arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken şey bu tahmini değer. Yani paranızın gerçek değerini bize göstermiyor. Mesela 338 doları bize 4693 TL olarak göstermiş. Tıklayıp al sat işlemlerine gidelim arkadaşlar. Bakın tüm paramızı buraya koyalım USDT'yi. Koyduk şöyle. Ne kadarmış? 4689 TL diyor. Geri gelelim. Burada ne kadar diyordu? 4693 TL. Yani buradaki değerler yaklaşık değer. Gerçek değerini alsat kısmından görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ana sayfa kısmına bakalım biraz da. Ana sayfada şurada bilgilendirme ekranları mevcut. Bunlara tıklarsanız sizi bu şekilde bir sayfaya atacaktır arkadaşlar. Bakın şurada Binance TR butonu var. Buna bastığınızda sizi en geri atacak. Burada Binance TR rehberi, duyurular, blog sayfaları ve sıkça sorulan sorular gibi bölümler var. Kesinlikle ama kesinlikle bu bölümleri okumanızı tavsiye ederim. Sizlere çok şey katacaktır arkadaşlar. Tekrardan geri gelelim. Yeni bir özellik olarak öğren kazan bölümü geliyor. Buna tıkladığımızda böyle bir ekran geldi arkadaşlar. Şu anda bakım aşamasındaymış. Kabaca anlatacak olursak burada bir takım görevler verecek bizlere. Mesela videoyu izle, şu makaleyi oku şeklinde. Bunları tamamladıktan sonra bize ödül olarak ilgili kripto paradan verecek. Bilgilendirme ekranına basarsanız da detaylarını bu şekilde görebilirsiniz. Bu videoluk anlatacağım başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Şu sıralama listesi var. Burası da son 24 saatlik fiyat değişimlerini gösteriyor bize. Mesela yükselenler kısmında son 24 saatlik artanları göstermiş. Ama burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Son 24 saat diyorum ama gece yarısından itibaren şu anki saate kadar fiyat değişimini gösteriyor. Yani şu anda saat kaçmış? 1.52 e geçiyor. Dün saat 1.52'den itibaren fiyat değişimini bize göstermiyor arkadaşlar. Gece yarısından itibaren olan fiyat değişimini bize gösteriyor. Binance borsasında da gece saat 03'ten itibaren fiyat değişimini bize gösterecek. Umarım burası kafanızı karıştırmamıştır. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarda ya da açıklama kısmında bulunan telegram grubundan bana ulaşabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.